Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla Ramazan Bayramı öncesinde personeliyle bayramlaştı. Başkan Atilla belediye çalışanlarıyla önce Fen İşleri Şantiyesi'nde bir araya geldi. Ardından Büyük Park'taki Kültür Merkezi'nde çalışanlarla buluşan Başkan Olgun Atilla, tüm personelin tek tek elini sıkarken birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bornova Belediyesi olarak dolu dolu ve verimli bir Ramazan geçirdiklerini belirten Atilla, çalışanlarına şeker tadında bir bayram geçirmelerini diledi. Ve bir ay boyunca, az önce arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, Ramazan ayı boyunca, bir ay boyunca Bornova'mızın bütün güzel mahallelerinde bütün hemşerilerimizle bir araya geldik. Sonrasında ev ziyaretlerimizi yaptık, şehit ailelerimize gittik. Dünya görüşü ne olursa olsun bütün hemşerilerimizin evlerinde misafir olduk. Hem projelerimizin halkta izlenimleri nelerdir onları gördük. Hem de yeni ihtiyaçları, yeni gereksinimleri birebir tespit ederek yerinde görme imkanına da şahit olduk. Bundan dolayı bu Ramazan ayını çok dolu bir şekilde, verimli bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı bir memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bir bayram tatiline giriyoruz. Esasında çok uzun bir tatil değil ama neticede bir tatil, 3 günlük bir tatil. Bu tatil boyunca bütün arkadaşlarımın zamanını en iyi şekilde değerlendirmesini dinlenerek iyi geçirmesini diliyorum. Tabii Ramazan bizim geleneklerimizde büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küçüklerin büyüklere geldiği bir buluşmanın olduğu bir ortam. Ben bu buluşmada bütün anne babaların ellerinden öpüyorum, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Bizim de selamımızı iletirseniz büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Daha güzel şeker bayramlarına, şeker tadında kavuşmak en büyük arzumuz. Bornova Belediyesi olarak sınırlı bütçe ve özveriyle önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Başkan Atilla, hiç kimseyi ayırt etmeden sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyledi. Tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Olgun Atilla 24 Haziran'da yapılacak seçime de değindi. Şimdi de ülkemiz çok tarihi bir seçime gidiyor. Ben burada bu saatten sonra konuşmalarımı bir belediye başkanı olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı, bu devletin okullarında okumuş bir yurttaş olarak geleceğini kuşkuyla bakan değil, çocuklarını umutla yetiştirmek isteyen bir baba olarak yapmak istiyorum. Dolayısıyla dünya görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın, özellikle çalışma arkadaşlarımızın oy tercihleri kendileri için özeldir. Sadece ben kendi fikirlerimi size ifade ederek, sizin görüşlerinizin her birinin çok değerli olduğunu bildiğimin altını çizerek, haddim olmayarak birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Ancak biz ötekileşmiş bir toplumun kucaklaşması gerektiğini ve dünya görüşü ne olursa olsun bütün hemşehrilerimizin aynı çatıda, Cumhuriyet çatısında bir araya gelme mecburiyeti olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ortamda bir seçime gidiyoruz. Herkes birbiriyle ayrışmış, birbirinden farklılaşmış, herkes birbirini suçlayıcı bir dil kullandığı bir ortamda herkesi kucaklayan, toplumun bütün kesimlerini kapsayan ve herkesin cumhurbaşkanı olabilecek kişinin cumhurbaşkanı olması ülkemiz açısından, çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli olduğunu bir kere daha altını çizmek istiyorum.